Bu yaşta şımarık bir velet gibi görünmeyi nasıl başarıyorsunuz? Mevcut Türkiye koşullarında bir şeyi değiştirme hakkınız olsa bu ne olurdu? Kenan Evren gibi bir demokrasi düşmanına çelenk bırakmak nasıl bir duygu? Marx'a ahmak deme gücünü nereden alıyorsun? Evrim doğruysa bütün maymunlar neden insan olmuyor? Pornoyu sevdiğinizi ve gerekli olduğunuzu söylüyordunuz. Siz sorun, ben çekiliyorum. Size tontiş diyebilir miyiz? Tabii. Hiç. Memnuniyetle. Sürekli sansasyonel açıklamalar yaparak tuhaf bir popülariteye sahip olduğunuzun farkında mısınız? Ben sürekli sansasyonel açıklamalar yaptığımın farkında değilim. Ben doğru bildiğimi söylüyorum. Ama bunun bir popülariteye yol açtığının da farkındayım. Bunun da sebebi popülaritemi oluşturan kişilerin çoğunun ne dediğimi anlamamasından kaynaklanıyor. Veya bilmemesinden kaynaklanıyor. Ülkemizdeki eğitim seviyesi sizi memnun ediyor mu? Hayır, bir felaket. Tam anlamıyla bir felaket ve giderek kötüye gidiyor. Din hakkındaki görüşleriniz bazen ad hominem bir cevap olabiliyor. Bunun yerine felsefeci dinciler Caner Taslaman, Emre Dorman, Enis Doko gibi bir programda tartışmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Çünkü bu kişiler din hakkındaki görüşlerini önce bir yerlerde yayınlasınlar, değil mi? Ciddi dergilerde. Bu teoloji bir bilimdir nihayet, ilahiyat. Burada yayınlasınlar. O zaman bilimsel bir tartışma olur. Evrimin müfredata girmesi için kendi çapınızda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bizim yapabileceğimiz tek şey bunun girmesi gerektiğini söyleyip orada burada yayın yapmaktır. Onun dışında politikacı değiliz biz. Değil mi? Bunu halk verdiği oylarıyla belli edecektir. Hocam hoş geldiniz. Fatih Sultan Mehmet'i tek cümleyle anlatabilir misiniz? Memnuniyetle. En büyük Osmanlı Rönesans'ın bir parçası olan bir düşünür. Daha ne denir bu adam için? Sonsuz bir hayranlığım olan bir adam Fatih. Diyor ki Kenan Evren gibi bir demokrasi düşmanına çelenk bırakmak nasıl bir duygu? Bir kere Kenan Evren demokrasi düşmanı değildi. Kenan Evren'in ve arkadaşlarının yaptığı müdahale demokrasiyi kurtarmak için yapılan müdahaleydi. Bu tip soruları soranlar genellikle ondan önceki dönemi yaşamamış olan insanlar. Türkiye'nin nasıl bir duruma düştüğünü, bundan kimin sorumlu olduğunu farkında değiller. Dolayısıyla o günleri yaşamış normal vatandaşa sorarsanız hepsi iyi ki oldu diyor 12 Eylül için. Ben 12 Eylül gününü hatırlıyorum. O gün öğleden sonra sokağa çıkma yasağı kalktı. Yani vatandaşlar sokakta gördükleri askerlere sarılıyorlardı. Ve 12 Eylül yönetimi kısa bir süre sonra tekrar demokrasi yani politikacılara devretti. Değil mi? Eğer demokrasi düşmanı olsa böyle bir şey yapmazdı. Demokrasiyi kurtarmaya çalıştı. Ha böyle mi kurtarılır, başka türlü mü kurtarılır? Daha iyi bir yol biliyorsanız buyurun. Kenan Paşa'yı tanıyordum. Kendisiyle konuştum. Çok yakın değil ama konuştum. Ama rahmetli Orgeneral, Hava Orgeneral Tahsin Şahinkaya'yı çok yakından tanıyordum. Dolayısıyla ben onlar hakkında söylenilen, onların yaptıkları iddia edilen bir sürü şeyin doğru olmadığını biliyorum. İlk elden biliyorum. Kenan Evren generale öldüğü zaman çelengi büyük bir mutlulukla gönderdim. Hatta üzüldüm. Strasbourg'da olmasaydım cenazesine gidecektim. Değil mi? Şahinkaya generalimin gittim. Hem çelenk gönderdim hem gittim. Şimdi ben bu verdiğim cevaba verilecek cevapları da tahmin edeyim. İstersen onu da yaz. Şimdi diyecekler ki efendim bu kötü ortamı zaten bu askerler hazırladıydı. Külliyen yalan. Öyle bir şey yok. Bu adamlar rahatsızdılar durumda. O ortamı hazırlayanlar politikacıların aptallıklarıydı yani. Demirel ve Ecevit'ti. Ondan sonra diyecek efendim Amerika bunları fiştekledi. O da doğru değil. Ben iki tane şahit göstereyim. Bir tanesi Çevik bir general. O zaman Kenan Paşa'nın özel kalem müdürüydü. Efendim işte bizim çocuklar başardı lafı var ya meşhur. Böyle bir laf edilmemiştir. Çevik bir general diyor nereden çıkıyor bu laflar diye. Böyle bir laf edilmedi. Seneler sonra Şahinkaya generalin evinde. Bir gün çay içerken birlikte biliyor musun dedi en çok ne ağrıma gidiyor dedi. Amerikalılardan icazet alıp yaptılar diyorlar dedi. Ya o dedi bir Türk subayı dedi. Kendi memleketiyle ilgili bir şeyi Amerikalıya mı soracak dedi. Onu hiç unutmuyorum. Yani inanın gözlerim yaşardıydı o cevabı verdiğinde. Kendi dışkınızı hiç yediniz mi beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz? Kendi dışkımı yedim. Hatta onun dışında
İsviçre'de benim şeyde otlayan, benim doktor alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Ve oradaki dağlarda bulunan dağ keçilerininkini de tattım. Bu özellikle insan dışkısı, en azından o anda benimki, acıydı. Ötekiler de tatlı değildi ama insan dışkısı kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir. Merak eden her şeyi dener. Değil mi? Yani bu şuna benziyor. Siz hiç fare yediniz mi? Değil mi? Merak edersen yersin kardeşim. Bilmek dışında insanı sizce ne özgürleştirir? Aşka bakış açınız nedir? Bilmek dışında insanı hiçbir şey özgürleştirmez. Mümkün olduğu kadar çok güzel. Aşk, tabiatın, insan türünün sürmesi için icat ettiği bir mekanizmadır. Şimdi kimin söylediğini hatırlayamadığım bir güzel söz vardır. Aşk bir deliliktir diyor. Gördüğüm kadarıyla doğru. Ama öyle olmasa zaten tabiatın yapmanızı istediğini yapamazsınız. Jeoloji alanında dünyanın sayılı bilim adamlarından birisi olmanız size her konuda kesin konuşma yetkinliği veriyor mu? Film eleştirmeni, yönetmen, oyuncusu vesaire olmamanıza karşın, Interstellar'a zırva deme, sosyolog ya da ekonomist olmamanıza karşın Marx'a ahmak deme gücünü nereden alıyorsunuz? Bunlarla ilgili kişisel görüşünüz sorulduğunda neden sadece Interstellar'ı beğenmedim, Marksist değilim, gerçekçi bulmuyorum gibi sadece kendi görüşünüzü ileten ama o yapıt, ideoloji ya da kişileri aşağılamayan cevaplar vermiyorsunuz. Bunun sebebi bu tip cevapları genellikle bir sohbet ortamında vermemdir. Ben bana soru sorulduğu zaman bu cevapları veriyorum. Ben çıkıp ama şunu söyleyeyim size mesela ben Marx hakkında bir kitap yayınladım. Marx'ın, Adam Smith'in, James Hutton'ın ve Abraham Gottlob Werner'in tarih nasıl yorumlanır konusundaki düşüncelerini anlatan ve tabii dolayısıyla bu diyalektik materyalizme falan değinen bir kitap yayınladım. Yani dolayısıyla ben Marx'ı epey okudum. Yani benim evimde Doğu Alman Komünist Partisi'nin yayınladığı çok güzel bir seri olan Marx ve Engels'in bütün eserlerini içeren o mavi seri vardır. Ben de küçük yaşımdan beri Almancayı rahat okurum. Dolayısıyla ben bunların hepsini okudum. Üzerinde epey kafa patlattım. Bunlar hakkında yazılanları da okudum. Değil mi? Lord Acton'u bilmem neyi falan yani. Bunlara karşı olanları veya bunlardan tarafa olanları. Ben burada fikrimi beyan ediyorum. Interstellar'ı neden zırva buldum? Çünkü zırva. Ha bu benim beğenip beğenmememle ilgili bir şey değil. Orada anlatılan bilim mümkün olmayan bir şey. Yani düz dünya üzerine film yapmaya benziyor. Olacak iş değil. Onun için zırva dedim. Yani zırvanın bir kelime anlamı var. Aşağılamak anlamına gelmiyor. Marx'a ahmak dedim mi hatırlayamıyorum. Yani Marx'ın ben çok akıllı bir adam olmadığını aptal demişimdir. Zamanının bilimlerine, özellikle doğa bilimlerine hakim olmadan bilim yapmaya kalkıyor. Hocam hoş geldiniz. Kalem defter parası bulamayan öğrenciler varken iktidarın lüksten katiyen taviz vermemesini nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi yorumlamak çok zor çünkü hangi lüksten taviz vermiyorlar onu bilmiyorum. Onu bilebilsem yapmayın derim belki ama onu bilemiyorum. Ya benim bu işler pek ilgilendiğim şeyler değil. Çünkü yeteri kadar elimde veri yok. Bilgim yok bu konuda. YouTube'da bir videonuza denk gelmiştim. Pornoyu sevdiğinizi ve gerekli olduğunuzu söylüyordunuz. Porno izlemenin ve mastürbasyon yapmanın çaba harcamadan elde edilen bir zevk olduğunu, dolayısıyla insanı kolaylıcıya alıştıracağını düşünüyorum. Ayrıca sosyal yaşama özellikle karşı cinsle iletişime karşı olumsuz etki sağlayacağını da. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ben aynı fikirde değilim. Neden aynı fikirde değilim? Çünkü cinsel tatmin bizlere biyolojinin yüklediği bir içgüdü. Şimdi bunu tatmin edemediğiniz zaman insanı kötü yerlere götürebiliyor. Ki bu özellikle işte pornonun yasaklandığı, kadın erkek ilişkilerinin zorlaştırıldığı falan toplumlarda bakıyorsunuz tecavüz gibi, efendime söyleyeyim çocuklara sataşmak gibi davranışlar artıyor. Mesela Katolik Kilisesi papazına evlenme izni vermez. Kadınlarla da ilişkide bulunmayacaksın der. Ne oluyor neticede? Çocuklara sulanıyor adamlar. Değil mi? Bir felaket yani.
deşarj mekanizmasının olması lazım. Bir kere porno bunu sağlıyor. Porno karşı cinse kadar, karşı cinse bir saygısızlık var. Böyle bir şey mevzu bahis değil. Yani o pornoda oynayan insanlar sanatçı. Belli bir para alıyorlar bunun için. Değil mi? Dolayısıyla bir toplumsal görev görüyorlar. Yani kendini tatmin edemeyen, çıplak kadın göremeyen adam pornoya gittiği zaman görüyor. Yani bir miktar tatmin olabiliyor. Cinsel birleşme tekniklerini bilmeyen adam teknik öğreniyor. Karşısındakini, erkekte kadın da, karşısındakini daha iyi nasıl mutlu ederim, nasıl mesut ederim, nasıl hoşlandırırım, değil mi? Bunları öğreniyorsunuz. Bazı şeyleri yapmamanızı öğreniyorsunuz. Değil mi? Hatta bu filmlerde bazıları ikaz ediyorlar. İşte burada gördüğün şunu 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 yapma diyorlar. Dolayısıyla ben pornoyu eğitimin, cinsel eğitimin bir parçası olarak gördüm her zaman. Artık şimdi çok sık porno seyredemiyorum. Neden? Geçti de ondan. Yani değil mi, bir James Bond filmini veya bir science fiction'ı, Jurassic Park'ı falan seyretmek artık beni daha çok ilgilendiriyor. Pornoyu seyretsem ne olur, seyretmesem ne olur? Yani bir şey yapacağım yok artık, finito. Ülke için umut var mı? Yıllardır üzerimize yapışmış olan ve her geçen gün bizi daha çok bataklığa çeken Arap kültüründen kopabilir miyiz? Bir kere ümit her zaman var. Arap kültürünü de pek benimsediğimizi zannetmiyorum. İşte bazı kesimler bu Arap kültürünü Türkiye'ye satmaya çalışıyorlar. Ama bunun olması zor. Çünkü Türklerin kendi kültürleri var. Bunu Türklere empoze etmek kolay değildir. Ümitsizliğe düşmek, yenilgiyi kabul etmek demektir. Onu sakın yapmayın. Neden ümitlisin diye sorarsanız, gençlere bakıyorum. Ekşi sözlük gibi yerlerin mevcudiyetine ve yaşamlarını sürdürmelerine bakıyorum. Bu bana ümit veriyor. 35 senedir Cevdet Bey benimle beraber bir hayatı neredeyse paylaştık. O da bekardı, ben de bekardım. Biz başladık. Bütün profesyonel hayatımız beraber geçti. Kendisi benim şoförüm, asistan, katip ne derseniz hepsi var Cevdet'te. Şimdi Cevdet bak, bu adam diyor ki insanlara tepeden bakıyor diyor. Sen ne diyorsun bu işe? Valla herkesin fikir farklıdır. Hakikaten tepeden bakmamaya gayret ediyorum. Bir de kibirli diyorlar. Ben kendimi hiç kibirli görmedim ya. Değil mi? Yani bu nereden çıkıyor bunu ben anlamıyorum. Dizinin dibine oturup bir şeyler dinlemeyi, birlikte kitaplar okumayı isteyeceğiniz sempatik şeyolog. Herkes aynı inançlara sahip olmak zorunda değildir. Önemli olan farklı fikirlerden kendi fikrini yaratabilmektir. Ne kadar doğru ya. Yani dizimin dibine oturmak iyi bir şey midir onu bilmiyorum ama gerisi doğru. Evrim doğruysa bütün maymunlar neden insan olmuyor? Buna verilecek tek cevap dam üstünde saksağındır. Değil mi? Bugün insan da şu anda evrimleşmeye devam ediyor. Maymunlar da evrimleşmeye devam ediyor. Başka hayvanlar da evrimleşmeye devam ediyor. Bunlar zannediyorlar ki evrim bir haftada oluyor. Evet, bakterilerde öyle oluyor ama kompleks canlılarda öyle olmuyor. Değil mi? Bu tamamen evrimin ne olduğunu bilmeyen cahilane bir laf. Türklerin tarihleri boyunca yaptığı en büyük hata belki kendi geleneksel toplum düzenlerinden vazgeçmiş olmalarıdır. Peki mecbur muydular buna? Yani günün birinde yerleşik düzene geçmek tabii mecburiyetindeydiler. Sürekli göçebe kalamazlardı. Ama bunu başkalarını taklit ederek değil de kendi başlarına yapsalardı bir sürü sıkıntıdan kurtulmuş olurlardı. Çünkü mesela Çin'de tamamen Çin kültürünün etkisine girmişlerdir. Güney Batı Asya'da tamamen Müslüman kültürlerin etkisine girmişlerdir. Değil mi? Hristiyan etkisinde, hatta Musevi etkisinde olan Türk boyları biliyoruz. Ya bunları yapmasalardı iyi olurdu. Evet de aynen öyle. Aynen öyle. Yani Cevdet'in dediği çok doğru. Bizans'ı mesela, Osmanlı tamamen Bizans'ı kopya etmiştir. Jeolojinin vasat bir bilim dalı olması.